Enes Balı bu toprakların insanıdır. Kendimi kısaca tanıtayım müsaadenizle. 1983 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldim. İmam Hatip Lisesi'ni bitirmenin ardından 2002 yılında Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünü kazandım. 2008 yılında da Arapça Öğretmenliği bölümünü üçüncülükle bitirmek nasip oldu. Güzel bir eğitim aldık Gazi Üniversitesi'nde. Akabinde TİKA diye binilen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda 2 yıl görevim oldu benim. Bu 2 yıllık görev süresinde 6 ay Filistin'de de görev yaptım. Orada Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarını organize ettik. Daha sonra biraz öğretme işini sevdiğimiz için Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına geçtik. Hatay 4 yolda 3,5 yıl bu ülkemizin evlatlarına Arapça öğretmek nasip oldu. Orada görev yaptım 3,5 yıl. Sonrasında ise Kırıkkale Üniversitesi'nden bir teklif geldi bizlere. Orada Arapça öğretim görevlisi çalışma noktasında Mustafa Bey kabul ettik ve 2014 Eylül ayından bu yana Kırıkkale Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Ya Arapça tabii çok önemli bizim için. Yani bir kere Allah'ın kainatı muhatap aldığı dilindir Arapça bana göre. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de de pek çok yerde biz onu Arapça bir kitap olarak indirdik şeklinde ayetler de var. Yine Efendimizin hadislerini anlayabilmek için Arapçaya ihtiyaç duyuyoruz. Kadim İslam ulemamızın yazıp çizdiği şeyleri anlayıp idrak edebilmek için Arapçaya ihtiyaç duyuyoruz. Tabi Arapça aynı zamanda günümüz dünyasına bakıldığında BM'nin 6 resmi dilinden de bir tanesi. Yaklaşık 450 milyona yakın bir nüfus Arapça konuşuyor. Bizim de Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz malum. Her geçen gün gelişmeye, artmaya devam ediyor. Tabii şu anda bir mülteci durumu da var. Onun için de Arapça'ya ihtiyaç var. Arapça bilen elemanların istihdam noktasında devlet gerçekten çok fazla şu an arayış içerisinde. Yani Arapçayı öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlayabilmek için, Efendimizin hadislerini daha güzel anlayabilmek için, yine geçmişte yazılan kitapları anlayabilmek için ve tabii ibadet dilimiz bizim Arapça. Zengin de bir dil, çok hoş da bir dil, çok güzel bir dil. Ben Arapça öğrenilmesini tavsiye ediyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var tabii, bizde Arapça öğrenmek isteyen çok ama bunu becerebilen maalesef o çoklukta değil. Biraz daha az vasat oluyor. Tabii bu dilin kendi barındırdığı bazı karmaşık dil yapıları, dil sorunları, gramerle de alakalı. Tabii Arapçanın bir dini kısmı olduğu kadar bir de sonuçta bu bir dil. Yani mesela bugün Arap dünyasında yazılan gazetelerdir, dergilerdir, işte haberlerdir yine bu dille yazılıyor, ediliyor. Yani öğrencilerin taleplerine gelince de tabii ülkemizde ilahiyat fakülteleri var. Burada okuyan öğrenci arkadaşların, öğrencilerimizin Arapçaya yaklaşımları biraz daha farklı. Biz mesela üniversitemizde biraz daha modern Arapça öğretiyoruz. Biraz daha öğrenci önüne gelen bir gazeteyi, bir dergiyi okuyabilmeli diye düşünüyoruz. Önüne gelen bir metni tercüme edebilmeli, çevirebilmeli diye düşünüyoruz. İmam hatiplerimize de öğretiliyor Arapça. Zaman zaman bizler de çalıştaya davet ettikleri oldu. Müfredatla ilgili konularda görüşlerimizi aldılar. Yani amaç belirlenmeli diyorum ben. Ondan sonra da tabii önce Arapçanın gramer yapısı halledilmeli ve sonrasında da belli alanlara göre uzmanlaşılmalı, ihtisaslaşmalı diye düşünüyorum. Ama tabii Arapçanın da ya Arapçayı da İslam'dan, dinden, Kur'an'dan, hadisten ayıramayız. Yani bunu ayırmamız mümkün değil. Etle tırnak gibi bunu da söylemek gerekir. Bizde anlıyorum ama konuşamıyorum diye bir mantıksızlık var. Yani ben kaç yıldır dil öğretiyorum. Bunu nasıl olduğunu anlayabilmiş değilim. Aslında anlamıyoruz da biz. Yani bize çok sayıda işte öğrenci arkadaşlardan hocam ben konuşmamı nasıl geliştirebilirim gibi nasihatler isteyenler oluyor, öğütler, tavsiyeler isteyenler oluyor Mustafa Bey. Tabii şurada burada şunu ihmal etmemek lazım. Yani dil dört temel beceri üzerine kurulu ve konuşma becerisi en zor kazanılan becerilerden bir tanesi. Hele bu da bu Arapça gibi karmaşık bir dil olunca çok çok daha zor oluyor. Mesela bizler bile kaç yıldır Arapça öğretimiyle iştigal ediyoruz. Çok akıcı konuşamıyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bunun bir Arapça grameriyle alakalı bir sebebi var. Arap dilinin karmaşık dil yapısıyla alakalı sebepleri var. Bir de Arapçanın fasih ve amice ayrımı var. Yani halk fasih, düzenli, kurallı, bizim İstanbul Türkçesine benzettiğimiz Arapçayı konuşmaktan imtina ediyor. Daha ziyade halk Arapçası 3-5 kelimeyle kendi meramını ifade edebilen bir Arapçayı tercih ediyor.
Bu ayrı bir sorun. Bir de ben bu sorunuza hiç seneden şöyle bir bilgi vereyim. Yani Amerikalılar bir araştırma yapmışlar. Genelde Batılılar yapıyor bu araştırmaları. Amerikan menşeli bir dernek var, Foreign Service Institute diye. Ben bunu zaman zaman da paylaştım. Ana dili İngilizce olanların Türkçe öğrenmesi için gereken ders saatini 1100 olarak belirlerken bu kurum, Arapça için 2200 olarak belirlemiş. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Arapça gerçekten güzel, gerçekten önemli bir dil olmasına rağmen biraz karmaşık ve zor bir dil. Biraz öğrenmek için gayret sarf etmemiz gereken bir dil. Yani Çince'den, Japonca'dan, Korece'den sonra dünyanın en zor dördüncü dili olduğuna dair görüşler var. İçerisindeki işte kuralsız yapılar var, kuralsız çoğullar var, fiillerin girdiği haller var. 15 tane zamir var. Mesela bizim Türkçemizde 6 tane zamir var. Arapçada ikil ayrı. İşte kuralsız çoğul ayrı bir kelime. Kitap diyoruz. Ama bunu çoğul yaparken kelime kırılma yoruluyor. Kutup oluyor bu. Türkçemizde lerler var. İngilizce'de işte kelimenin sonuna S takısı ekliyoruz. Book'u books yapıyoruz. Türkçe'de kitaplar, çiçekler diyoruz ama Arapça'da biraz daha kurallar öğrenciyi zorlayıcı düzeyde. Tabii bu da havlu atmamaya gerektiriyor başta. Biraz feragat etmeye gerektiriyor. Dili sevmeye gerektiriyor. Dille fazla iştigal etmeye gerektiriyor. Ben böyle yapıldığı takdirde öğrenilebileceğini düşünüyorum. Konuşmaya gelince de sorunuza istinaden, konuşma becerilerini geliştirmenin en iyi yollarından bir tanesi de dinleme uygulamalarına bolca ağırlık vermek. Bolca kulağımızı öğreneceğimiz dile maruz bırakmak. İşte çizgi film izlemek, Arapça dizi filmler izlemek, yani Arapça bir kanalı açıp izlemek ya da Arap bir arkadaş edinmek veya bu filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde geçen ifadeleri, standart cümle kalıplarını not almak, bunları ezberlemek. Bizim Gazi'de bir hocamız vardı. Sevdiğiniz cümleleri ezberleyin derdi. Ben her zaman onu kendime şiar edinmişimdir. Sevdiğim cümleleri edinmeye gayret. Mesela ittifak ne diyor Arap? Anlaştık mı demek? Bunu çizgi filmde duyduğuna hemen ence. Eleyse kezelik diyor. Öyle değil mi? Yani bunları böyle bölmeye gerek yok. Bunları hemen ezberlemek lazım. Bu şekilde ifade etmiş olayım. Yani şöyle, ben 6 ay Filistin'de kaldım. Ama şunu itiraf edeyim. Arapçadan ziyade İngilizceyi kullanmak zorunda kaldım. Belki bu gülünç gelebilir bizi takip edenlere. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Biz Fasih Arapçayı öğrenmeden Amice'ye geçemiyoruz. Yani Fasih Arapçayı halledemediğimiz için bir de bu konuşma Arapçasına geçemiyoruz. Çünkü Fasih Arapça çok geniş. Ben açıkçası Amice'yi de çok sevimli bulmuyorum. Yani dilin biraz kulağa hoş gelmeyen yanını temsil ediyor. Daha kurallı, daha düzgün Arapça konuşmayı tercih ediyorum. Araplarla karşılaştığım zaman da onu yapmaya gayret ediyorum. Ama bir de hayatın tabii dayattıkları var. Özellikle biz özel sektörde çalışmak isteyen öğrencilerimize mutlaka Amice öğrenmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yani bana Arap dünyası şu noktada katkı sağladı Filistin'de kalmak. Arap kültürünü öğrenmek. İşte Filistinlilerin mesela iş yapış biçimlerini öğrenme açısından. Tabii bir de orada kaynak noktasında kitap bol. Her gün Arapça gazete aldığımı hatırlıyorum. Haftalık dergiler takip ettiğimi hatırlıyorum. Bunun benim Arapçama gerçekten katkısı oldu. İşte bizim kurumumuza gelirdi proje talepleri. Onlar hep Arapça olurdu. Ben onları çevirirdim. Yani onlar bayağı şey kattı bize. Yani şu an bir birikimimiz varsa Filistin'deki kalışımızı da es geçemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi dil zevki olan, dille uğraşmayı seven, dille iştigal etmeyi seven, yani okumayı, şiiri seven öğrencilerimiz varsa tabii ki ben Arapça ile ilgili bölümleri tavsiye ederim. Biraz önce de ifade ettim, iş olanakları açısından da bizim mesela en son mezun ettiğimiz öğrencilerden bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Birkaç tanesi MİT Müsteşarlığı'na girdi. Birkaç tanesi Göç İdaresi'nde çalışıyor. Yani gerçekten Arapça şu an çok revaçta. Mültecilerin olması hasebiyle de revaçta. Bizim Arap ülkeleriyle ilgili ilişkilerimizi geliştirme isteğimizden mütevellit de revaçta. Bunu da ifade etmiş olalım. Zaten İMA tiplerde Arapça öğretiliyor. Sosyal bilimler liselerinde seçmeli ders olarak okutuluyor. Tabii burada öğrencimizin şunu kararlaştırması lazım Mustafa Hocam. Ben Arapça öğreneceğim ama ilahiyata gidecekse ona göre bir Arapça öğrenim şekli edinecek kendisine. Ya ben tercüman olacağım veya ben Arap diliyle uğraşmak istiyorum derse de ona göre bir
mesela Arapça öğretmenliğine gidecek veya Arap Dili Edebiyatı'na ya da Arapça mütercim tercümanına gidecek. Yani bizim ülkemizde ilahiyat fakültelerinde, dil edebiyatlarda, Arapça öğretmenliği ve Arapça mütercim tercümanlık bölümlerinde Arapça öğretiliyor. Hani ben tavsiye ederim, iş olanakları noktasında da gayet geniş bir alana sahip, akademisyen de olabilirler bizler gibi. Yani dille uğraşmak gerçekten zevkli ama dediğim gibi gidecek arkadaşın hedefini belirlemesi gerekiyor. Ona göre de sonra bir ihtiyaçlar listesi oluşturup öğrenme durumlarına geçecek yani bu şekilde. Ya zaten şöyle, Arapça kesinlikle öğrenilemez bir dil değil. Yani eğer gayret gösterilirse çok güzel öğrenilebilecek, çok bizim yani yetkin, etkili, yani alanında uzman Türk vatandaşı, Arapça bilen hocalarımız var. Yani burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Erken havlu atmamak gerekir. Tabii bu bölümlere, mütercim tercümanlık, öğretmenlik gibi bölümlere gidecek arkadaşlar da zaten öğretmenlik eğitim fakültesine gidecek arkadaşların genelde ilk hedefi öğretmenlik oluyor. Orada ne oluyor? İşte Arapça öğretim metotlarıyla ilgili dersler görüyorlar. Bize Gazi'de gösterilmişti mesela. Hiçbir yerde gösterilmeyen. Yani Arapça nasıl öğretilir? Bunun metodolojisi bize öğretildi. Ama mütercim tercümana gidecek arkadaşlar biraz daha girişken, biraz daha ne bileyim atak olacak arkadaşlar olabilir. Çünkü onların iş imkanları daha fazla. Yani o diplomayı aldığı zaman özellikle bu YDS dediğimiz sınava girdiklerinde ve 80 üzeri bir puan almayı başardıklarında çok fazla devlet kurumunda çok çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Öğretmenliğin biraz daha alın. Ha ben öğretmenlikten mezunum kendim ama ben kendimi geliştirdim. Şöyle de olabilir. Öğretmenliğe gider, kendini geliştirir, Arapçayı sever, talep edilen sınavlarda güzel notlar alır. Onlar için de tabii ki çok güzel yerde çalışma imkanı. Zaten devlet kurumları şöyle şartlar koşmuyor. Yani işte Arap Dili Edebiyatı mezunu olmak gibi ya da ilahiyat mezunu olmak gibi şartlardan ziyade YDS'den şu kadar puan şartı koşuyor ve benzer şartlar koşuyorlar. Yani kesinlikle korkmamalılar. Çünkü zaten ortaokul, Eminim Hatip'i ortaokulda okuyan öğrencilerimiz bir Arapça geçmişine sahipler. Onlar 5. 6. 7. 8. sınıfta Arapça dersleri görüyorlar. Gayet de güzel bir müfredatı var. Ben komisyondaki arkadaşlarla da zaman zaman görüşüyorum Ankara'da. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ndeki. 9. 10. sınıflar içinde herhangi bir problemimiz yok Mustafa Bey. Ancak 11. 12'de mesleki Arapça diye bir dersimiz var bizim. Belki buradaki Arapça onları biraz yorabilir. Ama bu dersin de amacı zaten onları ilahiyata geçtiklerinde hazırlama amacıyla oluşturulmuş bir ders. Ben hani çok fazla zorlanacaklarını düşünmüyorum. Hele dilin tadını, zevkini aldıktan sonra zorlamak şöyle dursun. Neşe içinde mutlulukla öğreneceklerine inanıyorum. Yani Kur'an Arapçası diye bir şey var mı? Var herhalde, öyle diyorlar. Yani ben de açıkçası tam ne diyebilirim? Yani Arapça öğrenmenin ilk amacı Kur'an-ı Kerim'i anlamaktır dersek belki Kur'an Arapçası diye bir şey var ama hani Arap dilinin gramerinde zaten Kur'an-ı Kerim'den çıkarıldığını biliyoruz. Yani bu Arap dilinin gramerini yazanlar, yani Allah kelamı, ayetler koymuşlar. Onlar işte Arap nahivciler, bu kuralları çıkarmışlar. Hani Kur'an Arapçası diye bir şey var mı? Eğer sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerini öğrenmek istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olmak istiyorsa, yani böyle isimlendirilebilir ama ben hani biraz daha olaya dil boyutuyla bakıyorum. Ben Arapça öğreneceğim dediğim zaman kendi kendime Kur'an Arapçası öğreneceğim diyerek gitmedim. Ama Allah'a şükür Arapçayı iyi bir düzeyde öğrendim. Çalışarak, kendimi geliştirerek iyi bir noktaya da geldim. Şu an Kur'an-ı Kerim ayetlerini çok rahat anlayabiliyorum. Yani bir imamın arkasında namaz kıldığım zaman hangi surette hangi ayeti okuyorsa o ayetin Türkçe metnini zihninde çıkarabiliyorum. Galiba amaç edinilen şey bu. Yani güdülen gaye bu. Hani bunu isimlendirmek ne kadar doğru olur? Var yani ilahiyat camiasında böyle bir isimlendirme var. Ama bizler dille iştigal ettiğimiz için, dil öğretimiyle iştigal ettiğimiz için, Arapçayı da İngilizce, Fransızca, Almanca gibi bir dil olarak gördüğümüz için belki bu isimlendirmeye çok yanaşmayabiliriz. Yani Arapça öğrenince zaten insan Allah kelamını da anlamış oluyor. Hadisleri de okumuş oluyor. Ya da İşte birazdan bahsedeceğiz. O kadim İstanbul Eraması'nın güzel sözleri var. Yani onları anlamış oluyor okuduğunda. Hani Kur'an Arapçası tabiri, yani kullananlar kullansın. Ben bir şey diyemiyorum yani. Yani tabii Araplar tercümeye ihtiyaç duymuyor. Yani onlar okudukları zaman Kur'an-ı Kerim'den anladıklarını
hayata tatbik ediyorlar, edemiyorlar. Onu artık görüyoruz ne kadar edip etmediklerini. Ama hani sorumuzun biz Türklere bakan kısmına gelirsek Mustafa Bey, ben Miftah Dar-ı Saade kitabında İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Hasan-ı Basra'ya çok güzel bir söz görmüştüm. Kur'an amel edilmek için indi ama insanlar onu okumaya amel edildiler diye. Bir şeyle amel edeceksek önce onu anlamamız gerekir. Anlamadan nasıl tatbik edeceğiz? Yani bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamamız farz. Yani bunu başka çaremiz yok. Yani bir şekilde biz Türkler olarak Arapça okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in tabii ki meallerini okumak durumundayız. Anlamak durumundayız. Ona göre de hayatımıza yansıtmak, tatbik etmek durumundayız. Hani meal okumayın demek bence cehalet ötesi bir şey. Ben cahillik olarak görüyorum. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i yüzünden tilavet etmenin sevabı var. Bunlar hadis-i şeriflerimde, Efendimiz'in sözlerine de yansımış. İşte her harfe 10 sevap gibi falan. Yani Kur'an-ı Kerim'i tabii ki yüzünden tilavet edeceğiz. Ama bir de kıraat edip tertil edeceğiz, okuyup anlayacağız. Hayatımıza da tatbik etmeye çalışacağız. Hani yani deminden söz, paylaştığım söz, bir şeyle amel edebilmemiz için o şeyi anlamamız gerekir, idrak etmemiz gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'den nasibi bir ilahiyat profesörünün de farklı olacaktır. Bir çobanın da farklı olacaktır. Ben hani anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Mealler de tabii ki okunmalı. Çeşitli mealler var piyasada. Bunlara bakılabilir. En uygun görülen mealler, işte Elmalılı Hamdi Yazır olabilir. Diyanet meali güzel. Hani başka hocalarımız da emek vermiş, yazmışlar. Asla emeğe saygısızlık yapmamak gerekir. İşte tukaka etmemek gerekir diye düşünüyorum ben. Varsa hatalar üslubunca ifade edilebilir, düzeltilip tavsiye edilebilir ama ben meal okunmasına karşı değilim, okunmalı diye de düşünüyorum. Yani test kitaplarını da sayarsak 13 tane kitap oldu. Tabii şimdi şöyle başlayalım, kitaplarımızdan şöyle bahsedelim. 2013 yılında biz kitap neşretmeye başladık, telif etmeye başladık. Hasan Hüseyin Köksal hocam var benim, Ankara'da öğretmenlik yapan, Arapça öğretmeni. Kendisiyle tanışmamız oldu Facebook aracılığıyla. O da çok gayretli, çalışkan bir hocamız. Ben gibi Arapça öğretimiyle iştigal ediyor Mustafa Bey. Böyle biz konuştuk. Önce bizim Arapça test kitaplarımız telif olundu. Kitaplarla ilgili kısaca bilgi vereyim. Biz şu anda İmam Hatip liselerinde, İmam Hatip ortaokulda her düzey sınıfta 5, 6, 7, 8 ve İmam Hatip liselerinde okutulan 9, 10, 11, 12. sınıflara ait Arapça dersine yönelik müfredatla birebir uyumlu bizim yaprak test kitaplarımız var. Biz İmam Hatip liselerinde okutulan Arapça ders müfredatını inceledik. Bu kitapları detaylı olarak ele aldık. Ve bu kitaplardaki konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşan yaprak testlerin oluştuğu, yaprak testlerden meydana gelen yaprak test kitaplarımızı yazdık. Dediğim gibi her sınıfa 5. sınıf içinde var, 6 içinde var, 7, 8 içinde var, liseler içinde var. Yani Arapça öğrenen öğrencilerimiz dil kabiliyetlerini, dil becerilerini geliştirmek istiyorlarsa bu kitaplarımızdan istifade edebilirler. Piyasada var mı? Var, mektep yayınlarında var, kitap yurdunda da rahatlıkla ulaşılabilir. Testlerden sonra bir de bir soru bankamız çıktı bizim. Konu ve dil bilgisi temelli Arapça soru bankası diye. Bu soru bankamızdan da kısaca bahsedecek olursak, dil düzeylerini temel, orta, ileri diye 3'e böldük. Yaklaşık 2200'e yakın ve 139 testten oluşan bir soru bankası telif ettik. Öğrencilerimizin Arapçaya yönelik ihtiyaç duyabileceği kelime kadrosunu dikkate alarak, bir de dil bilgisayar yapıları dikkate alarak güzel bir soru bankası kitabı oluşturduk. Bu da mektep yayınlarından ulaşılabilir. Bu soru bankamız bizim temel, orta, ileri biraz daha İmam Hatip liselerinde okuyan öğrencilerimiz seviyelerine daha uygun diyelim. YDS biraz daha üst bir seviye. Yani ona yönelik bir çalışmamız yok şu an için. Belki ileride olabilir. Ama bu bahsetmiş olduğum soru bankası kitabımız bizim. İmam Hatip liselerinde, üniversitelerin Arapça hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerimizin istifade edebileceği sorulardan oluşuyor. O seviyeye daha uygun. Çok çok ileri üst düzey metinlerin olduğu bir soru bankası değil ama içerisinde Arap dilinin önemli konularının da bulunduğu bir soru bankası diyelim. Diğer kitaplara bakalım. Görsel eş dizimleriyle Arapçada temel fiiller kitabını yazdık biz. Bir Japon atasözünde diyor ki, bir şeyi bir kere görmek 100 kez sözünü duymaktan daha evladır.
Biz dil öğretiminde özellikle ben görsel unsurların, görsel yardımcı unsurlar diye geçer bu. Görsel unsurların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Arapçada kullanılan 50 fiili belirledik biz, sık kullanılan 50 fiili. İşte mesela ziyara, ziyaret etti demek. Ziyara fiilini ortaya koyduk. Oraya işte bir akrabalardan oluşan resim koyduk. Bir tane kabirlerden oluşan bir resim koyduk. Bir tane hayvanat bahçesinden oluşan bir resim. Ya da rakibe diyelim daha güzel. Rakibe bindi demek. Yani rakibeyi öğrendiğinde öğrencinin aklına hemen ne gelmeli? Taşıtlar gelmeli. Mesela otobüs resmi koyduk. Tren resmi koyduk. Bisiklet resmi koyduk. Böyle öğrencinin zihninde canlanmasını istedik. Tabii Arapçanın söz dizimine de vakıf olmalarını amaçladık bu eserleri yazarken. Cümle kurma becerilerini de artırmayı hedefledik. Görsel eş dizimler, Arapça temel fiillerimiz kitabımız bu şekilde. Bu kitabımızın önemli bir içeriği daha var. Alıştırma olarak çok zengin. 6-7 çeşit alıştırması var içinde. Çoktan seçmeli sorular var, bulmaca alıştırmaları var, sürükle bırak alıştırmaları var, eşleştirme alıştırmaları var. Yani öğrenci konuyu çalıştıktan sonra kendini pekiştirmek, geliştirmek için, öğrendiklerinin sağlamasını yapabilmesi için alıştırmalarla da karşılaşır bu kitabımızda. Tüm anahtar fiiller kitabımız, bizim en çok ilgi gören kitabımız o oldu. Yaygın eş dizimleriyle Arapçada anahtar fiiller, 500 sayfalık bir kitap oldu o. Evet, Akdem. Önce Hikmet Evi yayınlarından çıktı, Konya menşeli. Sonra İstanbul'da Akdem yayınları devraldı. Şu an İstanbul'da YDS kursu verilen yerlerde de özellikle Marmara İlahiyat'tan Abdülsamet Bakkalı hocamız var, kulakları çınlasın. O da öğrencilerine kitabı aldırıyor, istifade ettiriyor gerekli gördüğü için. Biz bu kitapta da 100 tane fiil belirledik Arapçada en sık kullanılan. Bizim Arapçada eş dizim mefhumu diye çok öğretmeye çalıştığımız, sıklıkla öğretmeye çalıştığımız bir şey var. İşte fiilden sonra gelen belli kelimeler. Bunları bir dil öğrencisinin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. İşte 100 fiili sözlüklerden belirledik. 8-10'a yakın sözlüğü araştırdık. En çok kullanılan isimleriyle örnek cümleler kurduk. Yine alıştırmalarını bol tuttuk. Bu kitabımız YDS'ye yönelik de katkı sağlar. Zaten bizim en beğenilen çalışmamız oldu. Bir de iki tane son kitabımızdan bahsedecek olursak Mustafa Bey. Efendimiz'den 101 hadiste Kur'an dili Arapça kitabını telif ettik biz Hüseyin Köksal hocamla. Bu kitabımız biraz daha ilahiyat camiasına, biraz daha Arapçanın dini boyutuyla iştigal etmek isteyen insanlara hedef kitlesi olarak tuttuk. Efendimiz'den 101 tane hadis seçtik, Efendimiz'in söylediği kaynaklara bakarak tabii. Diyanet İşleri hadis ansiklopedisine falan baktık, hadislerle İslam'a baktık. 101 tane hadisi belirledik, kitaptan kısaca bahsedeyim. Her bir hadiste geçen kelimeleri sarf olarak tahlil ettik biz. İşte mesela hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu derken tealleme fiilinin tefaul babına girdiğini gösterdik. Alleme fiilinin tef'il babına girdiğini gösterdik. Böyle hadislerde geçen kelimelerin çoğullarını verdik. Varsa terkipleri verdik. Daha sonra bu hadislerde geçen kelimelerle kitabın bir arka yüzünde de cümleler kurduk. Bu cümleleri de Türkçe'ye aktardık. Ki öğrenci nasıl tercüme edildiğini de görsün. Bu şekilde bir çalışma neşrettik, telif ettik. Allah'a şükür kitaplarımıza yönelik hiçbir olumsuz geri dönüş almadık. Tabii ki yapıcı eleştiriler aldık. Ben biraz Mustafa Hocam, dilin gramerden ziyade sözcük bilgisi olduğuna da inananlardanım. Yani çok fazla gramerci biri değilim. Tabii ki grameri tukaka edecek de değilim. Ama bizim ülkemize biraz Arapça öğretiminde gramer amaç ediniliyor. Ben buna karşıyım. Ben biraz daha kelime kadrosunun, işte sözcük dağarcığının zenginleştirilmesiyle iyi düzeyde yabancı dilin öğrenilebileceğine inanıyorum. Kendim böyle yaptım çünkü. Arapçada da, İngilizce'de de olsun. Yani kitaplarımıza yönelik çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle Efendimiz'den 101 hadisle Kur'an dili Arapça kitabına İlahiyat Camiası'ndan çok güzel geri dönüşler geldi. İmam, yani imamlık göreviyle iştigal eden hocalarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Diğer tabii Arapça öğretimle ilgili kitaplarımızda, özellikle test kitaplarımız pek çok minik yüreğin gönlüne dokundu diyelim İmam Hatipler'de. Yani dersi görüyorlar, hemen yanlarında bir test kitabı, o dersle işledikleriyle ilgili sorular çözüyorlar. Yani çok güzel geri dönüşler hem akademik camiadan hem normal camiadan aldığımızı ifade etmiş olayım. Vallahi ben bu kitabın hikayesi ilginç oldu biraz.
Tabii bunu ben tek başıma telif etmek nasip oldu. Ya ben işte böyle kadim büyüklerimize ait kitapları karıştırdım. Şimdi Arap çocuğu olunca illaki böyle bir şeyler karıştırma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben bir söz gördüm Mustafa Hocam. Men erade va'izen beyinen felyenzur ila ihtilafil leyli vel nehar diye Türkçesinde paylaşalım. Tabiinden Ebu Süleyman Eddarani Hazretlerine ait bir sözmüş bu. Apacık bir öğüt verici arayan, talep eden kimse gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişine baksın. Bu söz beni çok etkiledi. Yani evet, aynen, çok güzel, çok güzel. Tabii burada ayete de bir referans var, ağzınıza sağlık. Bu söz beni çok etkiledi. Yani nedendir bilmiyorum ama bu sözü çok sevdim. Ve baktım, dedim ki Allah'ım, galiba benim ilmim bu kadim kitaplarda geçen bazı sözleri çevirmeye yetecek. Türkçemize aktarmaya yetecek. 2 yıl süren bir çalışmanın ve 20'ye yakın bir kitabı titizlikle incelemenin sonucunda bu kitabı telif etmek nasip oldu. Sağ olsun İstanbul'dan da Muharip Yayınları neşredilmesine, yayınlanmasına talip oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doktor Abdülsamit Bakkaloğlu hocamız da son okumasını yaptı. Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız hocamız da arkasına bir kapak yazısı yazdı. Benim kendi hocamdır aynı zamanda üniversiteden, Musa Yıldız hocamız. Yani çok güzel de geri dönüşler alıyorum şu anda kitapla ilgili. Gerçekten dediğiniz gibi her tür okuyucu kitlesine hitap eden bir kitap. Yani Arapça bilmeye gerek yok. O kitabı aldığınızda ya bizim kadim İslam büyüklerimiz, tabiinler, ondan sonra işte mutasavvıflar neler söylemiş. Bunları merak edenler okuyabilirler. İşte bir yere hitap ederken bir imam arkadaşımız mesela sabırdan bahsedecek, takvadan bahsedecek, cömertlikten bahsedecek. Onunla ilgili böyle konuşmasını zenginleştirmek istediğinde ihtiyaç duyabileceği güzel sözler var. Ve gelelim daha önemlisi, Arapça bölümünde okuyan öğrencilerimiz için çok önemli bir kitap bu. Neden? Bir kere cümlelerin çevirileri var. Yani Türkçemize nasıl aktarıldığına dair bir ufuk, bir vizyon kazandırma açısından onlar için önemli. Bir de tabii dil zevkini alacaklar okuyunca. Yani telif ettik. İnşallah Rabbim de razı olmuştur. İnsanların da istifadesi olur diye ümit ediyorum ben. Bu şekilde oldu bu kitabın hikayesi. Davet ettiğiniz için, Tavşanlı halkıyla da böyle bizleri buluşturduğunuz için başta şahsınıza çok çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Ben çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim.